Mehmet Kenter, İstanbul Araştırma Enstitüsü'nün araştırma projeleri yöneticisiyim. Ve bugün arka oda konuşmalarımızın bir diğerinde Paolo Girardelli'yi ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Paolo Girardelli, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde sanat ve mimarlık tarihçisi olarak çalışıyor. Geç Osmanlı döneminde Avrupa ve Doğu Akdeniz arasındaki ilişkiler ve karşılaşmalar üzerine uzmanlaşmış durumda. 2005-2006 yıllarında MIT'de Arhan Bursiyeri, 2015-2016 yıllarında da Anamet Bursiyeri olan Girardelli. Aynı zamanda İKOMOS'un İtalya Milli Komite üyesi. Italian Architects and Builders in the Ottoman Empire and Modern Turkey 2017'de yayınlanan kitabı Ezio Godoli ile birlikte derlemişti. Architecture Beyond Europe dergisinin diplomasi mekanları konulu özel sayısının da 2017'de editörlüğünü yapmıştı. Şu sıralarda hepimizin heyecanla beklediği şark meselesinin mekansal ve mimari tarihini Peran'ın değişen kentsel ve mimari imgesi üzerinden anlattığı kitap projesi üzerine çalışıyor. Hem Beyoğlu'nda çalışan hem de Beyoğlu üzerine çalışan birisi olarak ben özellikle heyecanla bekliyorum. Paolo Girardelli'yi yüzeyi davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür. Belki ışık biraz kalsın. Sonra başlayınca çok teşekkür ederim Mehmet Kent'e bu tanıtım için. Davetiye için de çok minnettarım. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü çok önemsediğim bir kurum olduğu için ve tam benim çalıştığım bölgenin merkezinde bulunduğu için çok önemlidir benim için. Dinleyicilerden önceden özür dileyerek yani biraz Türkçem yetersiz olabilir ama sen yardım edersin bana böyle kelime gelmezse sen. Başlamadan önce benim Boğaziçi Üniversitesi'nden arkadaşım Tolga Coray'a teşekkür etmek istiyorum. Türkçe göreceğiniz cümlelere biraz beraber baktık. Böyle edit etti benim için. O zaman bugün kırmızı tuşa basarak. Kırmızı. Evet tamam. Şimdi bugün başlıkta okuduğumuz gibi daha çok 18. ve 19. yüzyıllarında yaşanan bir değişim sürecini anlatmak istiyorum. Az bilinen bir süreç çünkü bu değişimi oluşturan binalar ortada yok. Yani çoğu yok oldu ve halbuki bence Beyoğlu'nun tarihini anlamak için bu son derece önemli bir süreç, son derece önemli binalar ve böyle ortada yok, kaybolmuş. Onun için arşiv belgeleri yardımıyla biraz bu anlamaya çalıştım ben bazı yayınlarımdan. Ama böyle ilk defa bu konuyu Türkçe olarak anlatıyorum. Bence çok önemli. Çünkü genelde işte ya İtalyanca ya İngilizce yayınları var. Ama bu tarih o kadar iç içe, yani bu şehrin için çok önemli ve bunu Türkiye için çok önemli. Onun için bence Türkçe anlatmak lazım. Türkçe olarak da yayınlamak lazım. Umarım böyle. Bu konuda belki bir yayın göstereyim. Yani en azından konuşacağım bazı şeyler bu kitapta bulunuyor. Birkaç gün önce çıktı. Koç Üniversitesi yayınlarından Kutsal Mekanlar ve Kentsel Ağlar, Hilal Uğurlu ve Suzan Yalman derlediler. Bu bir sempozyum bildirileri aslında. Hem İngilizce hem Türkçe olarak çıktı. Onun için ve işte özellikle Katolik topografyası derken bazı kavramlar Türkçe'ye çevirmek zor. Yani bir başlıyor o zaman. Bence önemli bir sürece girdik. Şimdi belki ışık
kapatabiliriz, evet. Konuşmaya başlarken ilk önce Pera, işte bu topografik genel bilgileri verelim. Yani Pera ve Galata derken neyi kastediyoruz? Bu çok meşhur iki görüntülerde sağdaki biliyorsun Matraçina su 1530'larda yapılmış bir görünüşlerin dizisi, içinde bulunan İstanbul tarihi yarımada ve Pera ya da Galata. Burada da aynı şey ama aşağı yukarı 80 yıl önce, yani bu Buondelmonti'nin meşhur seyahat hikaye, Doğu Akdeniz'de bir seyahatname ve birçok şekilde birçok yerde resimleri yapıldı minyatür olarak. Bu onlardan biri, 15. yüzyıl ortasına ait. Şimdi burada ne görüyoruz? Tarihi yarımada tabii ki Ayasofya, surlar. Aynı şey Matraçina su gösteriyor ama çok daha yoğun bir yerleşim. Tabii ki İstanbul bayağı gelişmiş Osmanlı fethinden sonra farklı bir yer oldu. Ama yine bu ayrım, yani bu tarihi yarımada ve Pera ya da Galata, bir an sonra anlatacağım yani bu isimlerin anlamı. Bu göze çarpan şey ölçeksiz bir teslim. Çünkü bu bölge olduğundan en az 5 kat daha büyük gösteriliyor. Yani hiç gerçekçi değil. Hem İtalyan resim hem Osmanlı. Tabii ki bunlar objektif bilimsel haritalar ya da görüntüler değil. Daha çok kültürel ve subjektif. Yani bu neyi önemli, onu daha büyük gösteriliyor. Yani bu perspektif bir, yani geometrik bir projeksiyon sistemine dayalı temsiller değil. Başka gördüğümüz bir özellik, yani manzaradan bahsederken ve mimari özellikleri bahsederken, tarihi yarımada da hem Buondelmonti hem Matraçina su, ki maalesef çok iyi yani gözükmüyor ama sadece tarihi yarımada da kubbeler görüyoruz, camiler olsa, Ayasofya olsa, yani kubbenin ayrı anlamı, bir özelliği var. Hem Bizans kültürel bağlamda hem de Osmanlı. Karşı tarafta kubbeler görmüyoruz. Kiliseler böyle kırma çatı ile örtülüyor. Bu biraz devam ediyor. Yani Matraçina suda herhangi bir kubbe göstermiyor buradan. Pera aslında karşı demek, bildiğiniz gibi Yunanca'da. Öteki yer, ötede olan bir yer. Ve tabii ki tarih yarımadadan bakarken karşıda önemli bir yerleşim. Pera, Cenevizlerin kullandığı isim. Ama aynı bölgede yaşayan Rumlar mesela Pera'ya Galata diyor. Aynı dönemde, aynı yer için iki farklı adı kullanılıyor. Şimdi biraz devam edelim. İşte Galata dersek, Galata ki burada ikisini, bu, yani Pera ve Galata, bu Ceneviz surların gelişimi böyle buradan başlıyor, sonra bu ilave ediliyor. Çeşitli dönemlerde büyüyor Ceneviz yerleşimi. Ama yine Pera ve Galata, Cenevizler için Pera, Rumlar için Galata. Ondan sonra Osmanlı döneminde ve biraz daha böyle beni ilgilendiren dönemde 18. 19. yüzyılda Galata
daha çok herkes için, belki bazı Ceneviz aileler, bazı İtalyanlar hala buna pera diyorlar ama nadir. Pera bu oluyor. Pera şey, surlar dışındaki gelişme ve bu gördüğünüz çizgi İstiklal Caddesi. Yani bize çok, yani biz şu anda neredeyiz, buradayız. Yani bu bir yeni bir gelişme, yeni bir mekan anlayışı. Daha önce iki farklı isim aynı yeri kastediyorlar, şimdi ayrılıyor. Ve ama Pera, ilginç olarak Pera daha çok Latinlerin ve Katoliklerin bulunduğu yeri kastediyor. Galata herkes için daha çok karmaşık ve yani hem Latin hem Rum Ortodoks, diğer yani Yahudi, Musevi ve Müslüman. Yani oldukça bir Müslümanlaşma süreci oluyor Galata surların içinde. Biraz tamam, bu böyle, bu ayrım aşağı yukarı böyle bu şekilde anlıyoruz biz Galata ve Pera yer isimli. Burada Ceneviz surlarını görüyoruz. Biliyorsunuz Ceneviz surlarının çoğunu, hemen hemen hepsini 1860'larda yok ediliyor. Bir kentsel gelişme, modernleşme bağlamında bazı kısımlar duruyor ayakta, bazı kısımlar ağlar. Ama görüyorsunuz buradan, bu biraz romantik ama oldukça keskin ve gerçekçi bir sulu boya Jules Laurent tarafından. Yani ne kadar ortaçağ hala, yani ortaçağ izleri hala Osmanlı tip binalara yan yana şey yaşıyorlardı 19. yüzyılın birinci yarısında, bunu gösteriyor. Bu bizim şeyimize dönersek bakalım, biraz surların farklı gelişme evreleri görüyoruz. Ama en önemli kısım bu, bu Galata Kulesi. Burada da görüyoruz. Ve burada iki kilise görüyor. Bunlar son derece önemli. İsimleri de yazıyor. Bakalım. Evet. San Domenico, bazı kaynaklarda San Paolo ve Domenico ve San Francesco. Matrakçı nasıl isim vermeden aynı, bence burada bir tartışma var hangi kilise. Ben eminim aynı iki küçük, bunlara dayanıyordu matrakçısı ve kiliselerin önemi böyle ortaya çıkıyor. Kesinlikle Fransiskenler ve Dominikenler herhangi bir ortaçağ İtalyan yerleşimi içinde son derece önemli ve birbirine bağlı ve kentsel yaşamını belirten kurumlardı ve beraber biraz birbirini tamamlayan dini kurumlar. Şimdi bunu görüyoruz ve Matrakçinasu çok önemli bir şeydi. Biraz Floransa'nın benzerini göstermek istiyorum. Yani bunu burada San Domenico ve San Francisco biraz böyle kenarlara yakın, yani kapılara, yani şehrin kapılarına yakın ama iki ayrı konumlarda, yani birbirinden biraz uzak konumlarda, biri batı, biri doğu. Aynı şey Floransa'da görüyoruz mesela, bu işte bu Dominikenler, Fransiskenler burada. Tabii ki ortada kocaman katedral var, Galata'da yok, olamaz çünkü merkezi bir Katolik bir şey değil. Ama işte Dominikenler ve Fransiskenler, dilenci tarikatlar, ordular deniyor. Çünkü gerçekten toplumla iç içe yaşıyorlar ve toplumsal bir yararı var. Biraz farklı birbirinden ama son derece
önemli. Şimdi bu Ceneviz döneminde, yani Ceneviz derken sadece Cenevizler yoktu. Rumlar, Ermeniler, Seviler vardı Bizans geç döneminde. Ama işte bir ticaret ve bazı birçok bir ekonomik gücü Cenevizlerin ellerinde. Onun için bu İtalyan imajı var. Yani bu İtalyan mimari ve kentsel yapısı oluşuyor. 14. 15. yüzyılın ilk yarısında. Burada görüyorsunuz, yani bu dediğim gibi Dominiken ve Fransisken burada içinde. Ve aslında eski San Francisco bugün yok. San Francisco yok oldu. Onun yerine bir cami yapıldı, sonra cami de yok oldu 1950'li yıllarında. Benziyorlar oldukça bu prototipler, bu İtalyan prototipler. Daha mütevazi, biraz daha küçük mütevazi ama mimari açısından benziyorlar. Bu Siena örneği. Siena örneği özellikle bence daha da benziyor. San Domenico ve şimdiki, şimdi göreceğiz, Arap cami. Bu 17. yüzyılın görünüşü nasıl bu surlar içindeki, işte Galata Kulesi, surların farklı evreleri görüyoruz. Bunun dışına taşıyan yerleşim gösteriyor. Bu muhtemelen Galatasaray kurum, yani Galatasaray iç olanların okulu, ama yine oranlı değil, biraz daha uzak olması lazım. Neyse, görüntü içine koymak istemiş sanatçı. Bu bir İspanyol seyyahın kitabından alınmış bir aktar. Yani Ceneviz'in kendi yerleşimlerine Pera derli, Rumlar ise Galata, bu hala 15. yüzyılda. Sonra dediğim gibi değişecek. Size göstermek istediğim şey Matracci nasıl bu iki kilise gösteriyor. Bu bir detay. Daha önce gösterdiğim minyatürden. Detay burayı gösteriyor. İlginç bir ayrım. Yani görebilirsiniz kendi gözlerinizle bu San Francesco, San Domenico birbirine benziyorlar. San Domenico biraz daha büyük, zaten öyleydi. Çatının rengi farklı. Benim öğrencilerim nedenini biliyorlar ama çünkü San Domenico bu minyatürün yapıldığı zaman 1530'larda artık camiydi. Ve cami olunca örtünün imajı çok önemliydi. Hem cami hem de saltanata ait bir, yani cami kebiri olmuştu San Domenico, San Paolo ve Domenico Kilise. Onun için öyle örtülüyor, kurşunla tamamen camiler gibi. Camide tabii ki kubbe olacak ama bazı bu kubbesiz camilerde de bu ayrım görüyoruz. Önemli ve hükümete ait, hassaya ait bir bina. Genelde ancak böyle o kurşun kaplamalarıyla örtülebiliyor. Çan Kulesi ise artık minare oldu. San Francesco ise hala kilise. Onun için kendi kiremitli çatı hala taşıyor. Biraz bunu görmeye başlıyoruz şimdi. Katolik nüfusu azalıyor. Kiliseler camiye çevriliyor ya da yok oluyor bir şekilde. İhmal, yani nüfus tabii ki azalıyor. Öyle bir zorlama olmasa da sistematik bir zorlama yok. Çünkü II. Mehmet özellikle ayrıcalık vermek istiyor tüccarlara. Yani bir devamlılık var. Bizans, Osmanlı
dönemler arasında ama nihai bir azalma. Sadece birkaç aile Ceneviz nüfusundan kalıyor. O yüzden azalmış bir nüfus bu kiliselere hem bakamıyor hem de ihtiyaç da fazla yok. Çünkü birkaç yüz kişiden bahsediyoruz. Şimdi bu resim ise devam eden kilise olmaya devam eden San Francisco gösteriyor bu. Daha gerçekçi çünkü bu çizim oldukça perspektifli ve yani çizmeyi bilen biri yaptı 17. yüzyılda. Ve propaganda fide, Roma'daki propaganda fide yani misyonerlerin kurumunun arşivinde bulunuyor. Bu kilise dayanıyor, direniyor. Yangından yok oluyor, sonra tekrar inşa ediliyor, tamir ediliyor. Çok zor bir süreçten geçiyor. Çünkü her yangından sonra ferman elde etmek, yani yeniden yapmak ya da restore etmek için son derece zordu. Özellikle 17. yüzyılda. Sonra biraz daha kolay olmaya başlıyor 18. yüzyılda. Göreceğiz bunu neden. Arap cami, işte Arap cami derken dediğim gibi hemen Arap cami değil. Yani cami kebir, Ayasofya gibi. Bu tamamen tarihi yarımadada en önemli kilise Ayasofya ve Ayasofya cami kebir oluyor. Tarihi yarımadanın en önemli cami. Gaza'da aynı şey oluyor. Yani bu San Domenico en önemli kilise cami kebir oluyor. Galata'nın cami kebiri oluyor. Ondan sonra ancak Arap cami denmeye başlıyor. Belki bu işte söylenen rivayete göre ve doğru bence İspanya'dan gelen Müslümanlar yüzünden yani onlara bazı imtiyaz veriliyor, bazı buraya yerleşim izni veriliyor o camiye yakın. O zaman Arap cami söylenmeye başlıyor. 16. yüzyıl sonu belki 17. yüzyılda ancak. Bunun dışında bu dediğim özellikler özellikleri bakarken kubbe dediğim gibi kubbe çok önemli bir simge ve Osmanlılara, Müslüman ve Osmanlılara ait bir simge. Önce Bizans hükümdar sonra şeye geçiyor. Osmanlı hükümette geçiyor. Ama bir istisna var. Bir tek istisna. Bir Katolik kilise özellikle kubbeyi korumak için izin alıyor. Bu Saint Benoît. Biliyorsunuz Saint Benoît okulu da var. Bu birkaç Katolik gezginler tarafından bir Cizvit, bir rahip var. Mesela bu özellikle ne kadar önemli olduğunu anlatıyor bu kubbe. Minik bir şey yani hemen hemen görülmez. Ama gördüğünüz gibi kurşun çok önemli, kurşun hep gösteriliyor ve kubbe orada diye bu çok önemli bir başarı, bir becbiyot. Yani bir tek Katolik kilise kubbe ve kurşun kaplama, saklamak şey becermiş, saklamayı. Şimdi biraz süreç tarihlerine bakalım. Dediğim gibi San Paolo ve Dominican Kilisesi camiye dönüştürülüyor 1475'te. 1660'da Galata'daki Santa Maria Draperis büyük bir yangında yok oluyor. Yeniden inşa edilemeyince çünkü izin alınamıyor. O zaman observant Fransiskalılar Pera dediğimiz gibi şey surlar dışı gelişen yerleşim San Francisco ise 1896'ya kadar dayanıyor. Ondan sonra bir yangın oluyor. Yangın o kadar zarar vermiyor ama yine izin yani tamir etmek için izin alınmıyor.
Ve bu dönemde özellikle Osmanlı bir İslamlaştırma politikası olduğu için 4. Mehmet ve validesi Gülnuş Emetullah bir cami yapmaya karar veriyor o kilisenin yerinde. O yüzden bu kilise de kayboluyor. O zaman tamamen bu topografi, bu yani İtalya'dan kaynaklı İtalyan ortaçağ kökenlerden gelen bu kentsel ve topografik yapısı bence bitiyor o an. Yani bu ikinci kilisede, yani bu, önce Dominiken cami oluyor, sonra Fransiskenler de böyle yok oluyor. O zaman diyelim ki bu gerileme sürecinin en alçak noktası bu. 17. yüzyılın sonu. Ondan sonra yeni bir süreç başlıyor. Bu ve en çok bununla ilgilendiğim ben yayınlarımdan. 1717'de Venedik Tepe'de Mehitar, Ermeni bir din adamı, San Lazzaro degli Ermeni, San Lazzaro Ermeni manastırını kuruyor. Bu Ermenilerin Katolik mezhebe doğru çekilmeleri güçleniyor. Yani bu kurum gerçekten bir aracılık yapıyor. Hem Osmanlı hem Katolik bir kurum, bir şey. Yani Venedik civarında ve hala devam ediyor. Hala bizim, yani bugün Ermeni Katoliklerin patriği olan Levon Zeyken mesela, o kurumun başrahibiydi buraya gelmeden önce. Kendisi de İstanbul doğumlu. Yani bu çok önemli bir diyalog içinde, son derece önemli bir kurum. İki sene önce 300. yıl dönümü kutlandı San Lazzaro Germani ve hala böyle bazı inisiyatifler devam edecek. Bu büyüme başlıyor demek. Yani Katolikler artık sadece Fransız, İtalyan, Ceneviz, Polonyalı, bilmem Avusturyalı değil, oldukça yerel bir boyut kazanıyor Katolik kimliği. Çünkü Ermeniler sonuçta Osmanlı, yani her anlamda Türkçe konuşuyor daha çok ve tamamen Osmanlı kültürünün parçası. Ama aynı zamanda Katolik olunca daha batıya yaklaşıyorlar, daha Roma'ya yaklaşıyorlar. 1700, şimdi bu gelişmenin yüzünden bence 1725'te yeni bir olay. Katolik topografya dediğim şey, şehir içindeki Katolik kurumların coğrafyası değişiyor. Bu piskopos, başpiskopos Pier Battista Mauri 1721'de sınırların net bir şekilde belli olmamasının kentin üç ana kilisesi arasında sürekli tartışmalara yol açtığından yakınıyor. Neden yakınıyor? Çünkü artık çok önemli oldu. Yani kim hangi kiliseye ait daha önce o kadar önemli değildi, çünkü o kadar az nüfus vardı. Ama şimdi bu büyüyen Ermenilerin, yani Katolik Ermenilerin sayısı yüzüne gerçekten kritik bir, yani kimi vaftiz edecek, kimi evlendirecek, cenaze yapacak, tabii ki bağışlar alacak. Bu çok büyük bir ekonomik boyutu da var bu belirleme meselesinde. Onun için bu Pier Battista Mauri artık karar veriyor. Dominikenler, daha önce gösterdiğim Dominikenler daha küçük, yani onların kilisesi cami oluyor, onlar daha küçük kiliseye geçiyorlar. Şimdiki Saint-Pierre. Saint-Pierre Dominikenlerin kilisesi. Hala devam ediyor. Saint-Pierre kilisesi bütün surlar içinde, yani Galata dediğimiz Galata surlar içindeki Katoliklere bakıyor. Onları evlendiriyor, vaftiz veriyor. Kayıtları da saklıyor. Bu çok önemli bir tarihi belge. Çünkü bazıları yok oldu, yani kaybı, ama birçok Katolik nüfusun kayıtları arşivlerde duruyor. Dominikeler hem Galata surların içindeki hem de tarihi yarımadadaki Katoliklere bakıyorlar ki çok az var, ama biraz var.
tarihi yarımadada. Maori, Pera'nın yani sur dışında kalan nüfusunu Saint Antoine ve Santa Maria de Paris arasında paylaştırıyor. Yani sınır Dragoman Tarsia'nın evinin hizasından Grand Rue yani İstiklal Caddesi'ni kesen bir çizgi hayal ediyor ve bu sınır oluyor. Saint Antoine ve Santa Maria arasındaki bölgeler öyle ayırıyor ki bu bölünme herhangi bir haritaya dayanmıyor. Yani ben bulamadım bir, sadece sözel bir tanımlama böyle şu sokaktan itibariyle işte Tarsia, Dragoman yani tercüman Tarsia'nın evi çok önemliydi. Tarsia ailesi son derece bir Dragomanların hanedanı kurmuş ama sonra yok oluyor bu aile. Onun için bugün bizim için bu Tarsia'nın evi nerede olduğunu anlamak çok zor. Ben tam ayıramadım bu iki bölgenin sınırı. Yani bildiğimiz kadarıyla bu topografik işte bölünme harita üzerindeki bir görsel temsille desteklenmemişti. Maori'nin kararı sadece sınırların sözel tarifiyle yetiniyordu. Ve bu ayrım olduktan sonra oldukça canlanmaya doğru gidiyor. Yani bu Ermenilerin sayesinde en çok. 1730'larda Saint Pierre Kilisesi, Dominiken Kilisesi yani Galata içinde kalan kilise, bugün de görebiliriz ama o dönemin kilisesi değil, sonradan yeniden yapıldı. Ama yine 1730'larda bir yangından sonra izin alınıyor, daha görkemli, daha anıtsal belki, kısmen kagir yani bir daha önceki kiliseler ahşaptı. 1760'larda son derece önemli bir gelin. Yani yangından sonra uzun müzakereler sonucunda Saint Antoine daha görkemli şekilde yenilendi ki Saint Antoine eski Fransiskenlerin kilisesi. Yani onlar San Francisco kaybettikten sonra San Francisco cami oluyor. Onlar da şeye geliyorlar yani Grand Rue İstiklal işte Pera üzerinde yeni bir yer alıyorlar Fransız. Bunu galiba okumayı unutmuştum. İşte Fransız sefaretine ait ve Grand Rue İstiklal üzerinde bulunan mütevazi ahşap bir binaya yerleşiyorlar Fransiskenler. Kilise Aziz Francesco değil Aziz Antonio Antoine'a adanıyor. Çünkü Saint Antoine daha popüler bir aziz hanine gelmişti. Katolikler için özellikle bazı mucizeler anlatılıyordu. Vebadan koruyordu. Yani öyle bir önemi vardı. O yüzden yani Saint Antoine Padovalı. Padovalı Saint Antoine kendisi Fransisken. Onun için çelişki yok. Yani Fransisken bir kilise Saint Antoine'a adanabiliyor. Ve böyle devam ediyoruz. 1767'de ise Santa Maria de Paris daha önce bahsettiğim Galata'daydı. Avusturya himayesinde ve Roma'da işlenmiş mermer parçaları yeniden inşa ediliyor. Özellikle sunak altar kısmı tamamen İtalya'da işlenmiş. Sonra gemiyle parça parça gönderiliyor. Burada monte ediliyor. Hala onu görebilirsiniz. O en değerli Katolik mirasın parçalarından biri. 1760'larda gerçek barok mimarisi yani İtalya'dan gelen Santa Maria de Paris biliyorsunuz tünel Galatasaray arasında bir kilise. Hep öğrencilerimi hep yani onu görmeden sınavdan geçemiyorum. Şimdi görelim bu Grand Rue Grand Rue derken İstiklal Caddesi ki bugünkü İstiklal'dan çok farklı
yani en büyük fark eni belki eski büyüklük kadar geniş değildi. Burada ne görüyoruz? İlk önce ya Ermeniler, Ermeni ya da Rum gayrimüslim, yani bu bildiğimiz insani manzara değil. Biz hep pera batılılaşmış, yani batılı Avrupalı sen diyeme, hiç öyle değil 18. ve 19. yüzyılın başında. En çok bu gayrimüslim Osmanlı tebaalar oturuyorlar. Bu ise Fransız elçiliğinin kapısı, ki bu dönemde galiba Fransızların elinde değil, çünkü bu surbaya şey yapıldığı zaman bence şey Fransız ilişkiler kopmuştu birkaç sene içinde. Ama yine Fransa'nın geleneksel yeri ve bu gördüğümüz eski Saint-Antoine Kilisesi. Şimdi siz bugün şey düşünüyorsunuz, Saint-Antoine görkemli gotik, neogotik kilise İstiklal. Ama eskiden öyle değildi. Aynı yerde de değildi. Biraz daha Saint-Antoine, Galatasaray buralara doğru yapıldı yeni. Şimdiki Saint-Antoine. Bu da eski Saint-Antoine maalesef bugün mango var. Yani o şahane mango 5 katlı ve şey yer altına da inmiş. Ama mangodan önce başka bir bina vardı. Bu eski Saint-Antoine 1950'lerde herhalde gitmiş. Yani bir, ama oldukça şanslı bir bulduğum bir belgenin sayesinde biz bu kilisenin içine girebiliriz. Yani bu yine Propaganda Fide arşivinde Roma'da o bir çizim buldum seneler önce ve bu tamamen bu dünya içine bizi götürüyor. Çünkü kilise nasıl kullanılıyor? Bu kiliseler hep İşte Levanten, İtalyan, Fransız, Katolik diye düşünüyorum. Ama burada görüyorum, bu özel bir nedenden Roma'ya gönderildi. Sonra anlatacağım. Bu eski Saint-Antoine Kilisesi dediğim gibi yangından sonra biraz daha görkemli, biraz da işte sütunlar görüyoruz. 12 sütun ki Mısır granit galiba kullanıldı. Yani belki eski sütunlar kullanıldı. Şimdi tamamen yok oldu, bunun için göremiyoruz. Ama bu kilise içinde işte açıklamalar var çizimde. M ve L harfler. M Ermeni erkekler. L bir üst kat, bir şey gibi mahfil, yani camilerde olan bir şey. Kadınlara ait bir galeri. Bu da yerel bir adet. Yani İtalya'da yok öyle bir şey. Ve yani Ortodoks kiliselerde de var, camilerde de var. Yerel bir adet. Ondan sonra yani kilisenin çoğu ya tamamen Ermeniler için yapılmış gibi görüyoruz burada. Burada bir notta şey diyor, me sito della chiesa di uomini armeni che sono non meno di 14 yani 14 bin Ermenilerden bahsediyoruz ki Latin Katolikler, İtalyan, Fransız aşağı yukarı 600, 700 en fazla bin. Bu gerçekten çok yeni bir olgu ve tamamen ihmal edilmiş. Ben işte onun için bence böyle Türkçe olarak öyle şeyler anlatmak önemli. Neden bu çizim Roma'ya gönderiliyor? Çünkü kullanım biraz farklı, biraz geleneksel değil burada. Bu etnik çeşitliği yüzünden İtalya'daki gibi kiliseler kullanılmıyor. Mesela İtalya'da olursa erkekler önde,
bütün erkekler, yani bir etnik ayrımı yok. Gerek eve bütün kadınlar arkada. Ama şimdi böyle kullanınca sorun yani bu kısımlar, ki bu da iki katlı kısımlar. F mesela altı Frank kadınlı. Frank demek Levanten demek, yani bu Ermeni olmayan Katolikler, Fransız, İtalyan, Frankish, Frank. F üstü rahipler, ki rahipler buradan böyle manastıra bağlanıyor, manastırdan gidebiliyor. Ha ise bu da çok ilginç bir yerel adet, biraz Osmanlılaşmış bir kiliseden bahsediyoruz. Hem kadınlar için galeri, hem de bu mahfil Fransız Büyükelçi kullanıyor. Bu tamamen hünkar mahfili, yani bu da yok öyle bir şey. Bir hükümetin temsilcisi ve otorite için ayrılmış bir loja, bir galeri. Ama sorun Roma açısından sorun ne? Kadınlar bu alt katta bulunan Frank kadınlar altara çok fazla yakın. Günah sayılıyor Katolik katı geleneksel görünüşe göre kadınlar arkada olması lazım. Ama bu arkaya göndermiyorlar. Neden? Çünkü Ermenilerle karışmak istemiyorlar. Yani bütün bu ya bu bir mikrokozmos, da bu bütün bu dünyayı gösteren bir kesinti gibi, yani birçok etnik gruplar var, onlar böyle din yüzünden bir araya geliyor ama kültür açısından hala ayrı, hala birleşmiyorlar. İleride birleşecek de tabii ki, cemaatler, etnik arası evlilikler olacak. İtalyan, Fransız, Ermeni Katolikle, Rum Katolikle falan. Ama ilk başta pek çok yok öyle bir şey. Ermeniler tamamen yerli ve doğulu sayılıyorlar. Osmanlılar gibi, yani bir oryantalist bir algılanış var. Bunlar gerçekten bizim gibi değil, biz karışmıyoruz. Başka bir ilginç izlenim bu. Bu tür kiliseler için kadınlara ait yerler İtalya'dan gelen bazı rahipler için iyi bir adet. Şey diyorlar, bu aslında iyi bir yani dini gerekçeler açısından böyle önemli ve olmadığı zaman sorun başlıyor. Çünkü olmadığı zaman kadınlar arkada olunca herhangi biri bu kapıdan girip yani kadınlara yaklaşabilir. Böyle skandallardan bahsediliyor. Yani onun için bu adet olumlu olarak görüyorlar. Başka bir özellik buradan da görüyoruz. Bu kilise ana caddenin üstünde tam. Ama esas mekan caddeden girilmiyor, caddeye açık değil. O da bir koruma elemanı gibi, koruma böyle görüyorsunuz. Burada duvar kapalı, buradan giriyorsunuz. Buradan devam ederken manastıra gireceksiniz ama bu kapıdan kiliseye giriyorsunuz. Sonra bir merdiven olacak herhalde ve bu. Aslında bu bir görsel bir şey yapmak çok ilginç olabilir. Bir üç boyutlu bir sanal görüntüleme yaratmak çok ilginç olabilir. Başka bir, yani son derece bilgi dolu bir belge. Bu D mesela Aziz Grigor Uzavoriç altarı. İtalya'da yok öyle bir şey. Grigor Uzavoriç Ermenilerin en önemli aziz Ermeniler için koruyucu ve kurucu, yani Ermenilerini Hristiyanlığa götüren aziz. Tabii ki ancak Ermeniler yüzünden öyle bir sunak var, öyle bir altar var.
Şimdi biraz bakalım bu insanların, yani böyle bir insan manzarası çıkıyor belgelerden ve işte ben de sık sık derslerimde kullandığım bir yelpaze, burada yani yerelden yabancıya doğru ne kadar çok konumlar var. Bu da çok şematik aslında. Sonsuz olabilir bu şey, bu yelpaze. Yani yerleşmiş Avrupalı mesela ne kadar yerli, ne kadar yabancı. Bazıları yerli gibi, bazıları tamamen hiç karışmıyor, hiç entegre olmuyor. Bu da bir Avrupalı Levanten, Osmanlı tebaa olan Levanten, proteje, Beratlı, Rum, Ermeni, Musevi. Yani gittikçe yerel şeye doğru giden bir yelpaze. Kentli Müslüman, liman kentli Müslüman da farklı. Burada görüyor, gayrimüslim olmalar Rum olabilir ama Rum Ortodoks veya Katolik, Ermeni olabilir, Apostolik veya Katolik. Katolik olunca tabii ki bu buraya daha yakın geliyor bu. Yabancılaşma değil ama düş bir otoriteye yaklaşmak sonuçta. Onun için 1830'a kadar Ermeniler için Katolik olmak yasaktı resmen. Yani kanunen öyle bir çift kimliği kabul edilmiyor. Bir millet olursun, bir Osmanlı millet olursan patriye sadık olacaksın. Ermeni patrik zaten Osmanlı kurum. Ona bağlı olman lazım. Yani Katolik olursan Papa'ya ve Roma'da bulunan bir otoriteye bağlanıyorsun. Bunu kabul edemiyor Osmanlı hükümet. Ve sonsuz sorunlar, çünkü yeni şahitler bile oluyor. Yani bir bazı Katolik Ermeni idam ediliyor. 1828'de bir sürgün var. Bütün Ermeni Katolikler gizlice Katolik ama ihbar ediliyor bazen apostolikler tarafından. Neyse, çok komplike bir durum. 1828'de Ankara doğru sürgün ediliyor. Ondan sonra 1830'da nihayet 2. Mahmut resmi bir yeni millet yarattı ve Katolik Ermeni milleti. O yüzden bugün İstanbul'da Peder Levon, yani arkipiskopos İtalya'dan tayin edildi, Vatikan'dan tayin edildi. Ama bu gerçekten bir çok dramatik ve dinamik bir sürecin sonucu. Yani 1830'larda ancak Ermeni Katolik milletinin, yeni milletin tanınması. Biraz bakalım bu yeni kiliseler. Dediğim gibi bu Santa Maria Draperis 1869'da tamamlanıyor. Ve bugün biliyorsunuz ya, bu merdiven, bu merdivene İstiklal Caddesi'ne giriliyor. Normalde açık, yani ziyarette açık, bazı saatler var ama ziyarette açık giriyorsunuz. Bu arkada tabi buraya giremiyorsunuz. Bu 18. yüzyıla ait manastır. Bu da son derece nadir bir şey. Yani bu gerçekten İtalya'daki manastırların mimarisini buraya taşıyor ve eşi olmayan, çünkü hepsi yok oldu. Artık yani gördüğümüz kiliseler, Katolik binalar hepsi 19. yüzyıl ortası sonu gibi. Yani bu gerçekten nadir bir şey. Ve bu bahsettiğim İtalya'dan üretilmiş mermer, geç barok, sunak ve etrafı tamamen İtalya'da üretilmiş ama içinde, manastırın içinde bence kesinlikle Ermeni kalfalar, Ermeni ustalar tarafından yapılmış bir Osmanlı barok kemeri var. Bu sütunlar, bütün bunlar tamamen işte Nur Osmaniye ya da Laleli Cami, yani o dönemin bu en moda olan, en güncel olan Osmanlı mimarisini bunun içine taşıyor. Burada değil, bu en kutsal yer tabii ki
çok klişe Katolik olması lazım. Yani İtalya'dan gelen bir şey değil. Ama içinde işte rahiplerin yaşadığı yer ve herkese açık biraz böyle Ermenilerin herhalde kabul olduğu da bir yer. Tamamen yerel Osmanlı bir tarzda yapılıyor. Bunu ben 2005 ya çok önce yayınlamıştım. Neyse bulunuyor artık online'da bu. Başka bir detay, kutsal yağ saklamak için bir süs, bir niş kemeri. Bu da oleum sacrum yazıyor Latince ama şekil tamamen Osmanlı. Yani bu kemer yok İtalyan mimarisinde o dönemde özellikle. Buradan başka bir, yani Katolik merkezlerin özelliği görüyoruz. Hepsi İstiklal Caddesi ile direkt bir ilişki kuruyor. Cephe burada. Cephe ve doğrudan İstiklal Caddesi'nden böyle bakıyor diye buradan çıkan insanlar böyle hemen görüyorsun. Yani ana cadde ile bir kesin bir ilişki kuruyorlar Katolik kiliseler. Ortodoks kilise hiç öyle değil. Bu kilise görüyor hala ayakta. Paragia Kilisesi buraya yakın. Hemen görebilirsiniz. Bu kilise arka gösteriyor. Yani İstiklal'dan giderken bu tamamen şehir yapısıyla alakasız. Neden? Çünkü Ortodokslar, yani Rum Ortodokslar için ritüel eksenler daha önemli. Yani doğuya bakıyor bir kilise. Bu haritada doğu burada, yani kuzeye bakmıyor. Katolik kiliseler o kadar önemli, ya, şehir yaşamı, kent yaşamı için o kadar önemli ki entegre oluyor gerçekten bir yani şehrin yaşamın içine giriyorlar. Ve bir Fransız doktor 1815 civarında Albert Breyer şey diyor, herkes pazar günleri kiliseden çıkan kalabalıkları böyle görmeye geliyor. O kilisenin bir şey, bir görkemli bir gösteri gibi. Yani bir, çünkü hayal edebiliyorum, birbirinden farklı giyinmiş insanlar böyle. Onun için bu kiliselerin sayesinde Pera dediğimiz Pera ve Grand Rue de Pera özellikle bir Katolik kimliği kazanıyor. Başka? Saint-Pierre Kilisesi'ne de bakalım. Saint-Pierre dediğim gibi Dominikenlerin öbür eski kilise kaybettikten sonra, kilise şey cami olduktan, Arap cami olduktan sonra daha küçük bir yere sığınıyorlar. Ama zamanla bu oldukça önem kazanıyor. Dediğim gibi ana kilise oluyor bölgenin. Bütün surlar içindeki Katolikler ve hatta tarihi yarımadadaki Katolikler için. Herhalde biraz uzandı ama bitmek üzere. Sorun yok. Neyse bu. Bu kiliselerin dışında burada görüyoruz eski Saint Antoine, Santa Maria ki hala orada, Trinite Üç Orhan Kilisesi ki hala orada. Bu da halbuki bir tek bu kayboldu. Yani bu kilisenin yerinde dediğim gibi mango var. Ama bu kiliselerin dışında Galata'da Saint-Pierre var. Bir de alakasızca bir katedral var. Katedral ayrı bir kurum. Yani piskoposun ya da başpiskoposun dönemlere göre değişiyor ama piskoposun bulunduğu, yani Vatikan'dan tayin olup gönderilmiş piskoposun yeri katedral oluyor.
yasal olarak, yani kurumsal olarak katedral şey olamıyor. Yani bu misyoner kiliseler değil, yani Fransisken ya da Dominiken değil. Katedral doğrudan Roma'ya bağlı. Ve katedralın yeri zaman içinde çok farklı, işte geziyor, çok farklı yerlerde bulunuyor. Buradan St. George ile başlıyoruz, Galata'nın merkezinde. Sonra dediğim gibi Galata'da bir Müslümanlaşma yaşanıyor ve birçok kilise... St. George duruyor hala orada ama daha çok Katolikler buraya taşındığı için katedral da taşınıyor. Saint Trinity yerini alıyor 1846. Ondan sonra buraya taşınıyor yeni gelişmekte olan Pangalt, Bomonti yöresinde Saint-Esprit. Eminim Dame de Sion okulunu biliyorsunuz. Yani orayı, o yeni bir Levanten ve Katolik yerleşim ve o yüzden 1846'da kuruluyor burada Saint-Esprit. Ondan sonra şikayetler var biraz fazla uzak yerleşimden, yani bu gelişmekte olan ama burada kalabalık yerde oturanlar buraya zorla gidiyor. O zaman tekrar Galatasaray'a kadar geliyor. İsa'nın kutsalı isim diyen bir kilise katedral oluyor burada. Ondan sonra yangında yanıyor. Sadece 16 sene maalesef yaşıyor bu kilise ve katedral piskoposluk tekrar Saint-Esprit'e dönüyor ve bugün de hala orada. Şimdi kısaca göstereyim. Bu minik kilise hala orada. Kimse fark etmiyor ama Oda Kule yanından geçerseniz bunu görebilirsiniz. Hep kapalı. Bu da İstanbul'un katedraliydi 40 sene boyunca, yani biraz fazla mütevazi ama bugün ise katedral bu, işte Saint-Esprit oldukça daha. Bu şey gösteriyor, yani bu değişim tabii uluslararası anlaşmalar da etkili. Bu mekan ancak Tanzimat'tan sonra yapılabilir. Burada gerçekten Tanzimat'tan önce ve sonraki durumu görüyoruz. Manzara değişiyor, görünürlük değişiyor Katolikler için çok fazla daha güvenli bir konumda. Burada geç olmasına rağmen 1840 yine kadınlar için galeriler var. Mermer Livorno'dan geliyor. Artık İtalya'dan hazır parçalar getirtme, yani ham malzeme bazen işte mermer geliyor ama özellikle işlenmiş parçaları getirmek gerek yok. Çünkü burada bir sürü sanatçı, mermer ustaları, İtalya'dan gelen yerler, çok büyük bir İtalyan nüfusu var artık 19. yüzyılda. Yeni bir dalga, Risorgimento, yani bazıları iltica ediyorlar İstanbul'un Risorgimento döneminde. Yani artık böyle bir yeri üretmek de mümkün, yani yerel kaynaklarla. Ve bu da hiç göremediğimiz ve sadece 15 sene yaşanmış ama son derece ilginç bir mimari eser. Bunun mimarı da Fossati, Gaspare Fossati, Léon Parvillers, yani Osmanlı mimarlık tarihi içinde çok önemli isimler tasarlamış, dekorasyon yapmış. Maalesef yandı 1870 meşhur
yangından. Burada da görüyoruz herhalde, bu da bir şey mesela, kadınlara ait bir, burada değil, buradan pencereler, doğal ışık, kubbe. Kubbe de yeni bir, dediğim gibi daha önce kubbe sadece camilerde vardı, bir de istisnai olarak o sembolü, ama artık kubbe de normal oluyor. Tanzimat döneminden sonra ve nihayet şimdiki Saint Antoine'a varıyor. Yani şimdiki Saint Antoine ancak ve ancak bu uzun hikayenin sonucu, bu güçlendirme, bu yani canlanma sürecinin sonucu, Katolikler artık o kadar güçlü, arkalarında yeni bir devlet var, çünkü birleşmiş İtalya var. Artık Vatikan değil, Vatikan olunca tamam bazı şeyler yapılabilir, ama şimdi İtalyan birleşmiş devlet var ve milli bir kilise yapmak istiyor. Fransiskenlere hitap ediyor. Fransiskenler, yani Dominikenler değil, Fransiskenler özellikle sabit bir dini kurum sayılıyordu İtalya'da 19. yüzyılda. Zaten şimdi San Francesco İtalya'nın resmi koruyucu. O zaman bu inanılmaz hevesli proje başlıyor. Yani Pera'nın en görkemli kilise İtalya'nın himayesi altında gerçekleşmek. Bunu yapmak için önce apartmanlar gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu kilisenin temelleri atılıyor. Ama apartmanlar hazır. Neden? Çünkü bir gelir yaratıyorlar. Çok önemli. Yani bu o kadar hevesli ve şeyin ötesi, yani imkan ötesi bir proje. Şimdi bu betonar, biliyorsunuz ilk defa betonarme kullanıldı bu yapıda. Buradan görün Saint Antoine'ın yerinde 1890'lara kadar 50 farklı emlak, 50 farklı tapu, property, konut ya da arsa, işte onları hepsi satın alıyor, yok ediliyor bu kilise yaratmak için. Ve yaparken bu bir pınar çıkıyor yer altından, bu pınar böyle kanalize etmek lazım. Ya, inanılmaz bir büyük bir proje, öyle ki buraya varınca, yani bu ancak temel ve giriş kat inşa edildikten sonra bütün bütçe bitmiş. Kilise yok ve bütçe bitmiş. Zaten buradan Mongeri, Giulio Mongeri, Saint Antoine'un mimarı, böyle çok zarif bir cephe tasarlamış, ama onu yapamıyorlar. Daha ucuz bir, yani daha ekonomik bir şeye dönmeleri lazım. Ama apartmanlar tamamen çizildiği gibi, tasarlandığı gibi Venedikli, yani bu ortaçağ Venedikli bir tarzın canlandırılması, böyle bir anıt ortaya çıkıyor. Bu tarihi yüzün, yani Fransiskenler bu kadar İstanbul'un tarihin içinde yerleşmiş ve entegre olduğu için, bence bugün Saint Antoine bu kadar popüler bir, herkesin bildiği bir yer, hatta Miniatürk'te bile bu, ama işte görüyorsunuz, yani o tamam, bence iyi, Türk kimliğini temsil ediyor ve orada olsun, ama işte bu oyuncak görünce bütün arkadaki tarihi hayal edemiyoruz. Lütfen bunu, yani bununla yetinmeyin, çünkü arkada bu var, yani bu işte bir yeniden bir iade gibi düşünebiliriz. Fransiskenler 17. yüzyılın sonunda bunu kaybetmiş. Ondan sonra işte bu uğraşıyorlar müzakerelerde, böyle
önce küçük ahşap bir kilise, sonra biraz daha büyük, sonra böyle çok orada Ermeniler, yani Katolik Ermeniler yüzünden ve önem kazanıyor. Ondan sonra ancak işte 1913'te kutsanıyor yeni Saint Antoine. Ama arada ne var? Bu 1696 bu bitiyor ve bir cami yapılıyor. 1913, yani bu boşlukta bütün benim anlattığım hikaye var. Çok teşekkür ederim.